Hepinize selamlar arkadaşlar, yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da daha önce hiç görmediğiniz efsanevi taktikler göstereceğim arkadaşlar. İzleyince çok kolay bir şekilde Fatih olabileceksiniz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videoya bir beğeni bırakabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. İlk taktiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi normal bir kıyafet giydiğimiz zaman bu şekilde mermileri yemiyoruz. Ama bakın şimdi, bak gösteriyor. Uzun bir kıyafet giydiğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde mermiyi yiyorsunuz. O yüzden oyunda dar kıyafetler giymek her zaman daha iyidir. Zaten e-sporculardan da görmüşsünüzdür çoğu. İkinci taktiğimizde arkadaşlar bakın şimdi. Normalde adamın kafasına tutuyor gibi görünüyor ama dürbünü açtığı zaman adamın omzunda görünüyor. Görüyor musunuz? Fakat bakın şimdi yukarıya doğru tutuyor ve açtığı zaman dürbünü adamın kafasına denk geliyor. O yüzden bu şekilde adamla kapışacağınız zaman adamın birazcık kafasının yukarısını tutarak vurabilirsiniz. Bu da mesela çok önemli bir taktik. Normalde motordan bu şekilde atladığınız zaman arkadaşlar canınız çok hızlı gidiyor. Ama tek yapmanız gereken motorun arkasına binip motorun birazcık yavaşlamasını beklemek. Ve bu şekilde arkadaşlar canınız hiç gitmeden çok rahat bir şekilde adamları vurabilirsiniz. Yine güzel bir TDM taktiğiyle karşı karşıyayız. Bu şekilde yapmayın diyor. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan bakıyoruz. İstediğiniz gibi vurabilirsiniz adamları TDM'de. İkinci taktiğimiz. Bak. Görüyor musunuz? Adamı direkt alttan halletti. Normal TikTok videoları da var bu arada arkadaşlar bu şekilde. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar sizi tararken bu şekilde bakıyorsunuz ya, ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Hemen geliyorsunuz arkadaşlar. Kapının üstünden bu şekilde çıkıyorsunuz. Ondan sonra gelip çok rahat bir şekilde adamları buradan vurabiliyorsunuz. İkinci taktiğimize geldik. Böyle kamyonun üstüne geliyorsunuz arkadaşlar. Kamyonun oradan buraya. Buradan hemen yana. Oradan da arkadaşlar üste çıkıp çok rahat bir şekilde pusunuzu atabiliyorsunuz. Bu da pusucular için çok güzel bir yer. Dayı sıkışmış oraya ya. Ana kim öldü o? Victor. No. Videoyu da çektirtmedi. Ulan hep istedim şöyle kıyafetlerim şeylerim olsun ha, silah kaplamalarım. Şuna baksana adam bayağı para yatırmış. Aha yeni taktik. Bak molotofu attı. Ben buna çok şaşırmıştım ya. Bak şimdi canına iyi bakın arkadaşlar, ne kadar azaldı canı, gördünüz mü? Bu gerçek mi değil mi yoksa, ben de onu çok merak ediyorum. Denemedim oyunda. Siz deneyip yazarsınız. Bak şimdi molotofun içine girdi arkadaşlar. Yere yattı kalktı. Yattı kalktı. Gördünüz mü? Bakın daha demin canı ne kadar gitti, şimdi ne kadar gitti. Yere yatıp kalktığı zaman çok daha az canı gidiyor. Bu da çok güzel bir taktik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde zıplayarak yukarıda pusan adam varsa görebiliyorsunuz. Çok efsane değil mi ya? Her yerden zıplayarak arkadaşlar şöyle hafif bakmanız yetiyor. Ben bunu kullanıyordum zamanında. Hala var mı acaba? Vardır yüksek ihtimal. Gördüğünüz gibi bakın merdiveni falan da görebiliyorsunuz. Bütün evi görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir taktik. Her yeri. Oo efsane video. Hadi bakalım. Oğlum benim herkesi vurdu yalnız. Adam bayağı uğraşmış yalnız. Şuna baksana abi. Bayağı uğraşmış. Edith'e harbiden bayağı uğraşmış. TDM mi? Aynen öyle. Kayıyor. Adamı direkt havada indirdi. Bu arada elimde efsane TDM taktikleri de var. Onları da eğer bu videoyu beğenirseniz göstereceğim arkadaşlar. Hem de kendimi göstereceğim. Takım arkadaşlarını mı çağırıyor galiba? Aha oradalar. Yetişti yetişti. Az kaldı. Daha ileride efsane taktikler devam edecek bu arada arkadaşlar. Böyle taktiklerle çok canın sıkılmasın diye araya normal TikTok videoları da koydum. Kalbi atmayınca Victor. Aha bak bir tane daha geldi. Sis taktiği diyor arkadaşlar. Ha bu çok güzel bir taktikti, bunu da görmüştüm. Bak şimdi buzdolabının üstüne attı arkadaşlar sisi. Adam bu şekilde vuruyor. Birazdan adamın bakış açısı, görüyor musunuz? Buzdolabının üstüne attığınız zaman sisi bu şekilde yukarıdaki adam arkadaşlar adamın görüş açısını tamamen sıfırlıyorsunuz. Bak gösteriyor. Hiçbir şekilde içerisi görünmüyor, görüyor musunuz? Bu da mesela adamı gördünüz, FPP bir şekilde atladığınız zaman bakın normalde adamı göremiyorsunuz. Şimdi FPS moda geçiyor, rahat bir şekilde adamı vurabiliyor.
Bak yine aynı şekilde görüyor musunuz? Bu şekilde atladığınız zaman adamı rahat bir şekilde göremiyorsunuz. Ama hemen FPP moda geçtiğiniz zaman çok rahat bir şekilde adamı vurabiliyorsunuz. Hayda. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rakaba ve karaba ve barakatuh. Ha, indirmişler hepsini ha. Orada bir tane Victor yaşıyor. Bu uçarak vurmalar efsane oluyor ya. Bu şeyi kaldırmasalar tavayla havaya fırlatma bug'ını çok güzel videolar çekiyorduk onunla. Bir tane daha mı? Aynen öyle. Ha, duvarın içine girme bug'ı. Bunu her yerde yapabiliyorsunuz ya. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz bunu. Gördünüz mü? Bak adamın arka tarafından çıktı. Kardeşim tost makinesiyle çekmiş ama güzel bir V4 attı. Bu arada bu şekilde hızlı yere yatmayı da göstereceğim birazdan sizlere. Onun da bir taktiği var arkadaşlar. Avrum benim, helal. Hiç dürbünü açmadan vuruyor bu arada. Aha, sonuncuyu açtı artık. Molotov taktiği diyor arkadaşlar, bakın şimdi. Molotov bu şekilde attığınız zaman ne oluyormuş? Yanıp bitiyormuşuz ama ölmüyoruz, aynen. Bak şimdi Molotov'u eğer şuraya atarsanız diyor, tam o noktaya arkadaşlar, izleyin. Rakibi çok rahat bir şekilde yakabilir. Ta içeriye kadar yanıyor Molotov, gördünüz mü? Bakın bu da galiba hızlı yere yatma taktiği. Aynen öyle, bak daha demin bahsettiğim taktik arkadaşlar. Normalde bu şekilde yere yatıyoruz ya. Önce sıkma, ondan sonra yere yatma tuşuna tıkladığınız zaman hem hızlı bir şekilde yere yatıyorsunuz hem de adamı çok rahat bir şekilde tarıyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten herhalde biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Buggy ile bu şekilde yukarıya çıkabiliyor arkadaşlar. Bak şimdi buggy'nin arkasına geçecek. Hop, gördünüz mü? Direkt Toki'ye baskın. Şeyi, jiroskopu kaydı herhalde. Hah, şimdi indirdi. Onu vur diyecektim, harbiden vurdu bana da. Ama ölmedi ha. Neden ölmedi ki tek şeye, tek arbalete? Allah Allah. Ha, güzel saklanmış ha. Aslında mantıklı bak, tam orayla aynı rengi yapmış ama adam fark etti abi. Bence oranın üstüne yatsa fark etmezdi adam. Ama hainlik bu. Herif seni vurmadı. Ayıp değil mi? Victor. Ey gideyim, zamanında biz de böyle sprey atardık. Ha, aşağıda gülü verdi. Ona sürüm atıyor şu anda. Reis onu kurtarmaya mı gidecek? Bak ağlattı, kızı ağlattı. Yine verdi gülü. Ha, bu sefer kabul etti. E yine sürüm attı. Victor Reis, kurtar onu. Nasıl kaçıyor? Bak bir tane daha. Şimdi normalde orayı taradığı zaman gördüğünüz gibi mermiler geçmiyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu şekilde yapmayın diyor. İzleyin. Çok güzel bir taktik. Adam orada pustu bekliyor mesela. Buraya geliyorsunuz, zıplıyorsunuz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde adamı vurabiliyorsunuz. Bu taktiği çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmeyen arkadaşlar için gösterelim. Bakın şimdi normal stun bombasını bu şekilde attı. Kör oldu. Arkanızı şöyle hafif bir dönüyorsunuz arkadaşlar. Adam kör oluyor, size hiçbir şey olmuyor. Bunu herhalde çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yine FPS taktiği bakın. Yine duvardan mermi geçmiyor arkadaşlar. Bak mermi geçmedi. FPS moda geçtiği zaman gördüğünüz gibi adamı çok rahat bir şekilde vurabiliyor. Bir tane daha. Mermi hiçbir şekilde geçmiyor, görüyorsunuz. O yüzden FPS modu kesinlikle kullanın. Bu da Firavun sevenler için. Buraya geldiğiniz zaman yüksek ihtimal damage yemiyorsunuz herhalde. Bu şekilde çıkıp yine vurabiliyorsunuz. Zaten vuracağı noktaları gösteriyor.
Bak görüyor musun? Onun yaptığı kayanın arkasına saklandı. Yine damage yemiyor. Bunların hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu şekilde arkadaşlar Firavun yerine araba getirebilirseniz ölmeden. Bakın şimdi arabanın üstüne çıkıyorsunuz. Sonra buraya çıkıyorsunuz. Şuraya da zıplayıp çok rahat bir şekilde gelene pusuyu kurabiliyorsunuz. Pusucu kardeşlerim için mükemmel. Arabayla karşıya geçme taktiği arkadaşlar gördüğünüz gibi. Direkt arabayla çok hızlı bir şekilde denizin içine girdiğiniz zaman bu şekilde köprüyü kullanmanıza da gerek kalmıyor bu arada. Ama tabii çok hızlı bir şekilde girmeniz lazım ki oraya o araba denizde kalmasın. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hatta bakın ben bu taktiği ta yani 2-3 yıl önce göstermiştim. Normalde denize bu şekilde sis attığınız zaman denizin içindeki adamı görebiliyorsunuz. Ama artık çok daha yenisi var. Eğer telefonunuz yetiyorsa oyunu HDR'a aldığınız zaman HDR'a daha doğrusu bu şekilde adamı denizin içinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Uy, çok efsane video yapmış ha. Harbiden çok efsane yapmış. İleriden bir yerden tarıyorlar. Vuracağım mı onu cidden? Aa geliyor bak geliyor. Bir tanesini vurdu, bir tane daha var mı? Aynen indi ama öldü. Adam dans ede ede vurdu arkadaşlar. Efsane bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu şekilde taktik videoları gelsin mi aşağıya yorum olarak yazarsınız. Videoyu da beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz videoya bir beğeni bırakarak kanala da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Her gün saat 2'de yeni video geliyor. Yarın saat 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.